Nihat Genç yazdı. Yeni soyluların sonu yaklaşıyor. Amerika'nın elit üniversitelerinde antisyonist eylemler kapitalizmin tarihi açısından çok derin kırılmalar ve anlamlar taşıyor. Çünkü bu elit üniversiteler kapitalizmin savaş makinesine kalifiye eleman yetiştirmek ve çok uluslu şirket hegemonyasının sürekliliği için kurulmuştu. Bu elit üniversiteler neoliberalizmin bedenidir. Şimdi bu üniversitelere virüs girdi ve ama bir şeylerin kısa sürede değişmesi kurumsal olarak mümkün değildir. Pierre Bourdieu imzalı kitap, devlet soyluları büyük okullar ve zümre ruhu 460 sayfa raflarda. Elit üniversiteler feodal dönemde kapandığı sanılan yeni soylular yetiştirmek için kurulmuştu. Kamu yararına değil, şirketleri önceleyen elit kurumlar. Havalı diplomaları, statüleri, liyakatları, kalifiyeyi derecelendirip belirleyen ve ele geçiren üniversiteler. Havalı pahalı okulların diplomaları imtiyazlı yeni asilzadeler yetiştirmek için. İmparatorluğa dönüşmüş büyük şirketleri artık feodal dönemdeki gibi tek bir ailenin kan bağıyla yönetmek mümkün değil feodal düzene devam ettirmek için aileye dışarıdan yeni soylular üretip, konforu paylaştırıp hegemonyayı sürekli kılmak için. Kısaca çok uluslu şirketlerin hegemonyasını ellerinde tutan ailelere yeni soylular yetiştirmek için bir nevi feodalizmin yeni versiyonu ayrıcalıklı statülerle kendilerine bağımlı eleman yetiştirmek. Hegemonyanın ganimetlerine yeni ortaklar. Egemen sınıfın kurumsal sürekliliğini sağlamak. Amerika, İngiltere, Fransa'da vesaire hepsinde yüksek finans kurumları ve dünyayı yöneten büyük şirketler önce bu itibarlı diplomalara göz diktiler. Devlet Soyluları kitabının iddiası da budur. Bu elit üniversiteler zihinsel yapıyı inşa için ve tahakkümünü kalıcı kılmak için kurulmuştur. Diplomalarıyla bir nevi yeni aristokratlar, yeni asilzadeler yetiştirirler. Şirket imtiyazlarını meşru ve kalıcı kılmak için toplumsal beyini inşa ederler. Diploma temelli soylular sınıfı, ayrıcalıklı bir kast, şirket tahakkümünü meşrulaştırma işlevi görürler. Elit üniversiteler, şirket boyunduruğuna uysalca boyun eğdiren kabullenme çerçevesi, toplumsal gerçekliği inşa ederler. Şirketlerin bakış açısını topluma kabul ettirirler. Şirketlere boyun eğmiş gönüllü kulluk üretirler. Toplumsal zihin disiplin altına alınır. Bankaların, maden şirketlerinin finans kurumlarına yerleştirirler ve siyasi iktidara baskı kurarlar ve siyaseti, medyayı, akademiyi kontrol altına alırlar. Özgürleştirici okullar kurduklarını ve üstün yetenekli deha yetiştirdiklerini iddia ederler ve cumhuriyetin herkesi eşitleyici devlet okullarını aşağılarlar. Yani akademik unvanlarıyla, sınavlarıyla, diplomalarıyla, ödülleriyle emirlerine amade yeni bir sosyal sınıf inşa etmişlerdir. Diplomalı bu sosyal sınıf an itibariyle dünyaya, konuştuğumuz kavramlara ve siyasete ve partilere ve üniversitelerinize ve cebinize hakimdir. Kendi kendinize sorun. Mesela bu ülkede sağa solu ilericisi gericisi neden kamu politikalarını aşağılıyor? Neden milli kamu teşebbüsleriyle dalga geçip hepsinin satılmasını istiyor? Neden merkezdeki iki büyük partide ekonomik krizden çıkış için sıcak paradan başka bir şey düşünemiyor? Şöyle sorun, bu ülkenin elitleri neden kendi topraklarına ve halkına ve kendi kaynaklarına güvenmiyor? Neden milli seferberlik içinde planlı ekonomiye inanmıyor? Ve biz üretebiliriz diyenlerle 100 yıldır kaynak yok, nasıl üreteceksin diye dalga geçiyor. Sanki dünyada tek kaynak IMF, Dünya Bankası ve finans kurumları ve çok uluslu şirketler varmış gibi. Başka bir tanrı yokmuş gibi. Başka kaynak yok mu? IMF Dünya Bankası ve finans kurumlarını ve sömürgeci şirketleri dünyanın tek kaynağı haline işte bu elit üniversiteler getirdi. Sömürgeci şirketlere verilen bilirkişi raporlarına bakın. Bu elit üniversitelerin hocaları. Sömürgeci şirketleri haklı çıkartmak için hakikati ve bilimi nasıl eğip büktüklerine bakın. Önceliği milli ve halk ve esnaf ve kooperatifler, üretim vesaire olan değil, önceliğin şirketler olduğu artık toplumsal beyine kazınmış. Halkın, kamunun yararı dediğiniz zaman marjinal etiketi yapıştırırlar. Faşist, ırkçı olursunuz. İnsanlığa ve özgürlüklere ve hatta demokrasiye düşman ilan edilirsiniz. Çok uluslu şirketler ya üniversiteleri kendileri kurarlar ya da üniversitelerin elit öğrencilerini birbirleriyle yarışırcasına yüksek maaşlarla satın alırlar. Ancak çok uluslu şirketler dünyayı savaşlara sokmaktan yorulmadı. Madenlerini yedi, tüketti. Ve Nobel almış iktisatçılar bile son 10 yıldır çok uluslu şirketlerin dünyanın sonunu getirdiği ve artık devlet müdahalesinin ve kamu politikasının şart olduğunu haykırıyor. Soru şu, bu çığlıkları neden kimse duymuyor? Çünkü kamu politikalarını planlı ekonomiye duyacak kurumumuz, yetişmiş insanımız, siyasetçimiz, teknokratımız yok. Şirketler ekonominin mabedi haline getirildi. Kendilerini şirinleştirmek, meşrulaştırmak için kız voleybol takımlarından, sanattan, futbola bütün popüler alanları dahi ele geçirdiler. Maden yasası daha dün meclisten geçti. Dur diyen, ne oluyor diyen dahi yok. Dağlar, ormanlar, yaylalar, sahiller 360 bin ruhsat emirlerine verildi. Soygun, talan, yağma, havayı suyu, doğayı tahribat daha nereye kadar? Hatırlayın, 70'li yıllarda maden fakültelerinde yabancı bir maden şirketinde çalışmak vatan hainliğine eş tutulurdu. Şimdi yabancı maden şirketinde çalışmak ayrıcalık, statü, imtiyaz olarak görülüyor. Hatırlayın 70'li yıllarda bir daktilo kağıdı israfı bile vatan hainliğine eş tutulurdu. Şimdi üniversite gençliği 100 bin dolarlık saat takanların siyasi yorumlarını hayranlıkla takip ediyor. Hatırlayın, 70'li yıllarda yabancı içki, sigara, ayakkabı, pantol, marka giyenleri aşağılayan bir kültür vardı. Şimdi yabancı marka giymeyenler aşağılanıyor ve ülkede her gün 20 milyona yakın insan ya dolar ya borsa oyunlarına girip çıkıyor. Hatırlayın, 70'li yıllarda tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkemiz var diye iftihar edilirdi. Şimdi on binlerce köy boşaltılmış ve tarım ve hayvan ithaline üzülen, kahreden, yazıp çizen tek kişi hiç yok. Hatırlayın, siyasiler ekrana çıktığında kamu yararı derlerdi. Şimdi ekranlarınız holdinglerin, alışveriş mağazalarınız holdinglerin, sütünüz, peyniriniz holdinglerin. Aklınıza gelen bütün varlıklar, yaylalar, ormanlar ihaleler, borsalar, çarşılar, şirketlerin. Hatırlayın, eskiden siyasiler Allah korkusu derdi. Şimdi hepsi lüks araçlarına gömülmüş, sadece şirketlerden korkuyorlar. Ve akademiyi ve medyayı ve piyasayı ele geçirmiş bu holdingler 50 uzun yıldır sizleri laik, şeriat, Suriye savaşı, etnik, mezhep, PKK, Şeyh Said ve FETÖ ile savaştırıyor. Ülke topraklarını masaya yatırıp size açılım tartıştırıyor. Ekonomik krizler katlandıkça katlanıyor. Ülke toprakları satılıyor. 10 milyonlarca mülteci gelmiş ve açlık yokluk hiç gündemden düşmüyor. Ama onlar İslamcılık adına, FETÖ adına anayasayı değiştiriyor, PKK'yı yine önünüze sürüyor. Milli müfredatla anayasayı değiştirmekle gündemi belirliyor ve yolsuzluklar, haksız servetler, halkın açlığı, ihaleler bir türlü gündem neden olamıyor. Çünkü medya ve ekonomiyi onlar kontrol ediyor. Hiç kimsenin aklına boşalmış on binlerce köyü hayata ve tarıma açalım gelmiyor. Ama bu on bin köyün maden ruhsatlarının acilen sömürgeci şirketlere verilmesinden kimse rahatsız olmuyor. Milli heyecan nerede? Allah korkusu nerede? Ülke ve insanlık sevgisi nerede? Çok boş kalırsanız holdingler sizleri feminizm, eşcinsellik ve hayvan hakları üzerinden size özgürce tartışma ortamları bağışlar. Ama yaylaları, evleri elinden alınan köylülerden hiç bahsetmez. Diplomayı ve maaşı bulan artık halk, kamu yararı, Allah korkusu değil, şirketinin çıkarı için yalan söyler. Patronunun köpeği olur. Millet aklına hiç gelmez. Bizim kuzey Irak'ta Suriye'de ne işimiz var demez. Çünkü Orada petrol ve maden ortaklıkları çıkarları var. Oysa Cumhuriyeti kuran kadronun adı Mekteplilerdi. O yıllarda Mektepli insanlar milleti ve memleketi için kendini feda ederdi. Şimdi 100 yıl sonra Mektepliler sadece şirket çıkarlarının kölesi oluverdiler. Nasıl oldular? İşte bu zihinsel dönüşümü planlayan kimlerdir? O yıllarda vatansever olmak hayatın anlamı, inancın, imanın en güzeliydi. Şimdi bir statü edinmek, bir diploma ve bir ödül almak doyuruyor ve tatmin ediyor. Üniversite hocalarını Mesela Ottu'ya giden bir öğrenci her sabah Eskişehir yolu üzerinden 100 tane gökdelen görür ve sahipleri kimdir bilir. Aynı öğrenci Ottu etrafındaki dağları, tarlaları kupon arazi olarak görür. Ve aynı öğrenci Ottu'nun iki tepe arkasında bir tavuğu, bir sığırı bile olmayan köyleri hiç merak etmez. Bu tarafta şehrin göbeğinde yabancı şirketlerin ve işbirlikçilerinin alışveriş merkezleri, otelleri, gökdelenleri ama arka tarafta soyulmuş, terk edilmiş, boşaltılmış, sadece konut arazisi değeri üzerinden yağmalanan köyler. Sadece bu zıtlığı sormak ot tülü öğrenciyi derin uykusundan uyandıracaktır. Ama onun gözü, statü, maaş, ödül mekanizmasının sahipleri, gökdelenlerin patronlarında kapağa bir holdingi atmak ve ülke yağmalanırken yan gelip yatmak. Sosyal ağlara bakıyorum. Zihinleri kuşatılmış bu çocukların çoğunluğu, boş beleş konuşan 10 bin-20 bin dolar maaş alan kanaat önderlerine hayranlar. Çünkü maaş en büyük statü. Türkiye'nin bu zihinsel kuşatmadan kurtulma umudu çok zordur. Sınavlar, kavramlar fizik, matematik, uyuşturucunun dozu çok yüksektir ve yepyeni, idealist, kendine yeten, kanaatkar bir dünya kurmak harbiden çok zordur. Size memleketi anlatacak, sizi vatansever, milli duygularla tanıştıracak, sizi sömürgeci şirketlere karşı donanımlayacak bir medya, bir üniversite, bir parti yoktur. Halkın ve kamunun yararına kimsenin adamı, kölesi olmadan ömrünüzü adayacak, sığınılacak bir liman, bir üniversite bulmanız zordur. Bu yüzden karınca kaderince kendi kendinizi yetiştirmek zorundasınız. Ve diplomasız ödülsüz kendini yetiştirenlerin piyasa değeri olmadığı için cazibesi hiç yoktur. Olsun, farkında olun yeter. Amerikan üniversitelerinde antisyonist eylemlere katılan öğrenciler de sizin gibi o büyük zihinsel kuşatmadan çıkamaz. Çünkü iş bulamazlar. Ama insanlığa bir kapı araladılar. Müesses nizamın, hegemonyanın savaş makinesine meydan okudular. Amerika'da öğrenci eylemleri haftalardır dünya manşetlerinde. Üşenmedim, irili ufaklı bütün internet sitelerine girip kendine liberal diyenler ne diyor diye tek tek okudum. Öğrenci eylemlerini konu edinen tek bir yazı, tek bir liberal görmedim. Çünkü sahtekarca pazarladıkları özgürlük, demokrasi, ifade özgürlüğü gibi kavramların yani bu üniversitelerde evrensel değerler olarak tapındıkları kavramların hepsi çöktü. Kuşkunuz olmasın, Kamu yararına, Allah korkusuna, köylerimize, yoksul halkımıza, kendi dertlerimize, üretimimize, planlı ekonomiye, fedakarlığa, vatanseverliğe ve herkesi eşitleyen ve imtiyazları kaldıran cumhuriyete giden bir yolu insanlık bulacaktır. Haberiniz olsun satılmışları ve işbirlikçileri özgür, başarılı, demokrat bireyler olarak takdis edip diploma ve ödül ve maaş veren bu düzen kökünden tartışılmaya ve çözülmeye başlamıştır. Biz, Cumhuriyetçi vatanseverler, bu sömürgeci şirketler ve işbirlikçilerinin kendilerini ülkenin sahibi ve insanlığın efendileri ilan edip, Türk milletini aşağılamalarına ve Anadolu topraklarını yağmalaması karşısına milli bir duvar, milli bir direniş için yola çıktık.